Başkanım, sizin için de miladı olan bir karşılaşma oldu diyebiliriz. Yani burada 5-0'lık bir mağlubiyetimizi hatırlıyoruz. Sizin için de çok anlamı olan diyelim. Bayağı bugün bir o hikayeyi değiştirdik. Yani. Hem de 1461 Trabzon'un yenilmesiyle birlikte çok daha farklı bir hikaye yazdık. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi 2 sene önceki maç bizim hala çoğu arkadaşımızın içinde olan bir maç. Onun için dedim ki tüm arkadaşlar, o gün burada olan arkadaşlar hep beraber inelim aşağı. Hep beraber buradayız. O gün de buradaydık. Dediğim gibi çok talihsiz bir maçtı. Son 9 maçın 8'ini almıştık. Bir beraberliğimiz vardı. Nasıl yeneriz diye gelmiştik. Bir de kiralıkla çıktık. O da üstümüze yapıştı. Allah şükürler olsun. Bugün onu unuttuk. İnşallah tüm Sakaryaspor taraftarlarına da unutturmuşuzdur. Evet başkanım, sizi yakalamışken de devam edelim. Bu sezon inişli çıkışlı bir performans grafiği ortaya koyduk. Ancak son haftalarda yakaladığımız başarılarla birlikte 7 puan fark açtık 1461 Trabzon'a. Bu geride kalan süreci nasıl değerlendireceksiniz? İnişli çıkışı derken 20 haftadan fazla lider olan bir takım, aldığımız liderliği bırakmadık. Sezonu sadece geride başlayıp ondan beri devam ediyoruz. İnişimiz çıkışımız olmadı. Ama bizim seyircimiz istiyor ki her maçı kazanalım, her maçı galibiyetle bitirip öyle şampiyon olalım. Bizim sezon başından beri bu takımın şampiyon olacağıyla ilgili en ufak bir olumsuz bir düşüncemiz yoktu. Allah'ımıza hamdolsun, çocuklar da bizi utandırmadı. Ama önümüzde 5 tane daha maç var. Hiçbir şey bitmiş değil. Biz maç maç kazanarak tekrar ait olduğumuz, önce PTT'ye daha sonra da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. O zaman son bir Tuncay Şanlı yorumu da alalım. İlk kez takım başına geçti. Bugün 6-0'lık net bir galibiyet. Tuncay Hoca için de iyi bir sonuç oldu diyelim. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Çünkü şehirde hoca değişikliği bazı kısımlar tarafından da yadırganmıştı. Onu da size soralım. Ya bir risk aldık. Bunun doğru mu yanlış mı olduğunu sezon sonu hep beraber göreceğiz. Kolay bir karar değildi. Arkadaşlarımızla görüştük, istişare yaptık. Öyle bir karar çıktı. Tuncay için bir şey demeye gerek yok. Sakarya'nın çocuğu, Sakarya'nın evladı. Hepimiz kadar Sakaryasporlu, hepimizden daha çok Sakaryasporlu. Onu da gösterdi bize. Dedik, ücret ne yazalım ne demek başkanım, ben Sakaryaspor'dan paramı alacağım dedi. Böyle büyük bir Sakaryasporlu, tüm Sakaryasporlularla beraber inşallah bu sene bu takımı ait olduğu yerde göreceğiz. Çok teşekkürler başkanım, tebrikler. Sağ olun.